Türkiye'nin dış politikası hakkında bilgi vermek istiyorum. Genel temeller nedir? Neye dayanıyor? Biz bugün Dışişleri Bakanlığı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak dış politikaya baktığımızda hangi konularla ağırlıklı olarak ilgileniyoruz? O konulara birazcık bir temel olarak gireceğim. Arkasından da Türkiye'nin aslında bugünlerde çok ön planda olan bir yönü var. O da insani politikası, dış politikası. Kalkınma konusu, kalkınma yardımları, insani yardımlar. Bu konularda çok az insanın bildiği bir gerçek var. O da şu, yaklaşık 8 milyar dolarlık bir kalkınma yardımı, insani yardım yapan bir ülke. Dünyada birinci sıraya çıktı. Bunu bilen çok az insan var. Yani bunu biz şu anda bütün büyükelçilerimiz yurt dışında değişik üniversitelerde, değişik basın kuruluşlarında bu dış politikamızın bu veçesini anlatmakla görevlendirildik. Ben de bu vesileyle uzun zamandan beri zaten hocamızla da konuşuyorduk. Sizlere gelip Türkiye'nin dış politikasını da anlatmak istiyordum. Çok iyi bir vesile oldu. Hem insani yardım, hem kalkınma yardımı, hem Türkiye'nin dış politikasını bir arada anlatma fırsatımız olacak. Şimdi başlamadan önce isterseniz birazcık size hocalığın getirdiği, ben de eskiden bazı üniversitelerde ders veriyordum. Dolayısıyla birazcık görseller yardımıyla size anlatmak istiyorum. Şimdi Türkiye'yi biraz daha hatta büyütürsek, daha büyük bir coğrafyaya gelebilirsek, daha küçük büyütmeyelim, daha küçültelim. Yanlış söyledim ben, biraz daha küçültelim. Küçültelim. Şimdi Türkiye'ye baktığınız zaman Avrasya coğrafyasının bize göre tam ortasında yer alan bir ülke. Şimdi değişik denizler var görüyorsunuz. Bize en yakın burada Hazar Denizi'ni görüyorsunuz. Karadeniz var, Akdeniz var. Ve bütün bu coğrafyaya baktığınız zaman Balkanlardan Kafkaslara, Orta Asya'ya, Orta Doğu'ya ve Akdeniz coğrafyasına, oradan da Afrika'ya inen bir coğrafyanın kesişme noktasında bulunan bir ülke. Dolayısıyla dış politika olarak baktığınızda çok değişik alanlarla etkileşim içerisinde. Gerek ekonomik olarak, gerek siyasi olarak. O bakımdan da son zamanlarda hatta kendi coğrafyamıza baktığımız zaman işte Arap Baharı ile başlayan süreci düşünün, Kıbrıs politikasını düşünün, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri düşünün, Rusya ile Türkiye, Rusya ile NATO ülkeleri arasındaki ilişkileri düşünün, Avrupa Birliği ile Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini düşünün, Orta Doğu'daki gelişmeler var, Filistin sorunu var, aynı zamanda baktığınız zaman bütün bu coğrafyada son dönemlerde Irak'taki gelişmeler, Suriye'deki gelişmeler, Yemen'deki gelişmeler. Türkiye hakikaten kendi coğrafyasında o kadar çok yönlü bir politika içerisinde ki hangi gün işe gidersek gidelim biz Dışişleri Bakanlığı'nda kafamızda işte biz bugün şu konuyla ilgileneceğiz diye gidiyoruz. İşe geldiğimizde masamıza oturduğumuzda masamızda bambaşka bir politikayla karşılaşıyoruz. O yüzden Türkiye'nin politikası, dış politikası her gün değişiyor. Her gün yeni bir konu önümüze geliyor. Size biraz onlardan bahsetmek istiyorum. İsterseniz sunuma geçelim. Türkiye'nin dış politikası ve genel takdimiyle ilgili olarak size genel bir süreçten bahsedeceğim. Şimdi bugün küreselleşmeden bahsediyoruz. Dünyamız çok hızlı bir, o değil yazılı. Küreselleşmeden bahsediyoruz. Çok hızlı bir değişim sürecinden geçiyoruz. Gerek siyasi gerek ekonomik olarak baktığınızda Türkiye'nin kendi coğrafyasında etkileşim alanı olarak baktığınızda değişik yerler var. Bir tanesi Avrupa Birliği ve Batı dünyası. NATO ile ilişkiler, Avrupa Konseyi, OECD, AGİT gibi çok taraflı ilişkiler var. Aynı zamanda kendi coğrafyasında bulunan komşu ülkeleriyle ilişkileri var. Bu ilişkilerin çoğunda son zamanlarda gergin ilişkilerinde olduğunu görebiliyoruz. Ama son 2-3 yıldır bu gergin ilişkileri aynen Kırgızistan'da yaşandığı gibi değiştirmek, tekrar bir rayına sokmak ve iyi ilişkiler çerçevesinde oturtmak için büyük bir çaba harcıyoruz. Şimdi kendi coğrafyamıza baktığınız zaman Suriye'den ülkemize gelen yaklaşık 3,5 milyon insan var. Biz bu insanları misafir diyoruz. Çünkü kendi ülkelerinde şu anda barınamıyorlar. Türkiye'ye gelmiş durumdalar.
Irak'tan gelmiş yaklaşık 500 bin Iraklı göçmen var baktığınız zaman. Onlara da misafir diyoruz. Biz şu anda dünyada en fazla göçmeni barındıran ülkeyiz. Düşünün, Kırgızistan'ın nüfusu 6.2 milyon. Türkiye'de sadece Suriye'den ve Irak'tan kaçmış, bizde misafir olarak kalan 4 milyon insan var. Afganlar var, başka insanlar var. Dolayısıyla Türkiye'nin dış politikasında Türkiye'ye gelen, kendi coğrafyasından gelen ve Türkiye'de barınan bu kişilerle ilişkiler de önemli bir yer tutuyor. Yurtta barış, dünyada barış dediğimiz ilke, o bakımdan kendi ülkemizde de barış, kendi bölgemizde de barış bakımından çok önem arz ediyor. Şimdi biz son dönemde Türkiye'nin dış politikasında şu ön plana çıktı: girişimci ve insani yaklaşım. Girişimci dediğiniz zaman Türkiye artık kendi coğrafyasında olup bitenlere seyirci kalmıyor. Girişimci bir dış politikayla o coğrafyaya yönelik bazı adımlar atıyor. O coğrafyada sorunlar varsa Türkiye o coğrafyaya adım atıyor. O coğrafyada eğer insani bir sorun varsa, kalkınma konusunda bir sorun varsa o konulara yardımcı olmak için adımlar atıyor. Bunları yaparken biz hep ortak olarak gördüğümüz ülkelerle onların istekleri doğrultusunda her iki tarafın da çıkarları kapsamında ilişki kurmaya çalışıyoruz. Yani kazan kazan ilişkisi dediğimiz burada o öne çıkıyor. Şimdi baktığınız zaman dış politikanın temel önceliklerine baktığınızda bizim kendi bölgemizde bölgesel krizler, neredeyse her gün bir bölgesel kriz yaşıyoruz. Bunun yönetimi çok önemli. Yani Suriye'deki bölgesel krizin, işte İsrail-Filistin konusunda yaşananların, Lübnan'daki gelişmelerin, Yemen'deki gelişmelerin, işte Suudi Arabistan'la Katar arasındaki gelişmelerin, Türkiye'nin kendi bölgesindeki gelişmelerin, Türkiye-Rusya ilişkileri, Ukrayna, Kırım, bütün bunlar bizim coğrafyamızda olup bitenler. Düşünün, bunlar her gün olup biten konular. Burada bizim için önemli olan istikrarın güçlendirilmesi. Çünkü kendi bölgemizde istikrar olmadığı takdirde ticaret de olmuyor, ekonomik gelişme de olmuyor, mülteci sorunu da artıyor. Bütün bunlar bizim için çok önemli. İstikrarı kendi bölgemizde yerleştirmemiz çok önemli. Terörizm. Terörizme baktığınız zaman terörizm hem küresel bir sorun, bizim coğrafyamızda da çok bölgesel, Türkiye'yi çok doğrudan etkileyen bir sorun. Dolayısıyla terörizm olarak baktığımızda biz Türkiye'de PKK terörizminden tutun FETÖ terörizmine kadar, DEAŞ, IŞİD terörizmine kadar her şeyde mücadele ediyoruz. Kendi coğrafyamızda da öyle. O bakımdan genel olarak baktığınızda, küresel olarak baktığınızda terörizm olarak aklınıza gelen her şey Türkiye'nin dış politikasında ve iç politikasında sürekli gündemde yer alan bir konu. Vatandaşlarımızın haklarını korumak, yurt dışında büyükelçiliklerimiz, konsolosluklarımız, sivil toplum örgütlerimiz, hepimiz devlet olarak ve özel sektör olarak vatandaşlarımızın haklarını korumak bizim en öncelikli konularımız arasında yer alıyor. Bu da dış politikamızın temel unsurlarından bir tanesi. Stratejik ilişkilerimizin derinleştirilmesi, geliştirilmesi. Kırgızistan'la ne diyoruz? Stratejik ilişkiler ağımız var. Kırgızistan'la bu ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Ama bu sadece Kırgızistan'la değil. Yaklaşık 70 ülkeyle geliştirilmiş ortaklık, stratejik işbirliği, stratejik ortaklık gibi ilişkiler tesis etmiş durumdayız. Bu ilişkilerin geliştirilmesi, Türkiye'nin dünyadaki ortaklarının sayısının arttırılması ve bu ülkelerdeki istikrarın korunması bizim için çok öncelikli. Buna özen gösteriyoruz. O yüzden mesela Kırgızistan örneğinden gidersek, Kırgızistan'ı biraz sonra anlatacağım, yatırımları o yüzden yapmak istiyoruz. O yüzden Kırgızistan'da böyle Kırgızistan'la birlikte ortak bir üniversite kurduk. O yüzden Kırgızistan'a yaptığımız bütün çalışmalarda Kırgızistan'ın istediği, talep ettiği konuları ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Şimdi ekonomik ticari ilişkiler, enerji güvenliği. Bunlar da tüm ülkelerin en önde gelen stratejik alanlarını teşkil eder. Ekonomik olarak baktığınızda Türkiye şu anda dünyada satın alma gücü paritesi haricinde normal olarak baktığınızda 13. büyük ekonomi. Ve Avrupa Birliği içerisinde de koyun, Avrupa coğrafyasında Rusya'yı da koyun, 5. büyük ekonomi. Dolayısıyla kendi içerisinde çok çok büyük bir ekonomi haline geldi ama tek başına yaşayamaz.
Türkiye'nin de ticaret yapması lazım. Ekonomisini çeşitlendirmesi lazım. Ve ortaklarını, ekonomik ortaklarını da çeşitlendirmesi lazım. O bakımdan da Orta Asya ile ilişkiler, Avrasya Ekonomik Birliği ile ilişkiler, bunlar da çok önem arz ediyor. Enerji arzı da çok önemli. Türkiye'nin batısında enerjiyi tüketen ülkeler var. Türkiye'nin doğusunda ve güneyinde enerjiyi üreten ülkeler var. Ve bu bakımdan Türkiye tam bir enerji koridoru gibi görev yapıyor. Hem bir hub olarak, hem bir merkez olarak, hem de bütün enerji akımlarının geçtiği, doğalgazın, petrolün geçtiği bir petrol boru hattı, doğalgaz boru hattı gibi de çalışmak için bütün çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. Şimdi bundan sonra size anlatacaklarım aslında birazcık da Türkiye'nin Kırgızistan'la bağlantılı ilişkilerde yumuşak gücü de çok önemli. Yumuşak güç dendiği zaman işte her zaman dış politikada ne vardır? Siyasi ilişkiler, diplomatik ilişkiler, askeri gücü, ekonomi gücü ama bir ülkenin aynı zamanda yumuşak gücü de çok önemlidir. Yumuşak gücünde de Türkiye'nin insani gücü. Mesela bakın televizyonlarda seyrediyoruz. Bir sürü dizi var. Türk dizileri Kırgızistan'da da, Kazakistan'da da, Sırbistan'da da, Güney Afrika'da da izleniyor. Bu yumuşak gücün çok güzel bir örneği. Çünkü Türkiye'yi tanıyorsunuz. Türk insanını tanıyorsunuz. Türk ailesini tanıyorsunuz. Türkiye'de yaşananları görüyorsunuz. Bu yumuşak gücün aslında bir yansıması olarak görülebilir. İnsani yardımlar, kalkınma yardımları. Türkiye'nin şimdi Afrika'dan tutun Güney Amerika'ya, Yakutistan'dan tutun işte Kırgızistan'a, Amerika Birleşik Devletleri'nden tutun Kanada'ya kadar her yerde TİKA aracılığıyla, AFAD aracılığıyla, Kızılay aracılığıyla, devlet kurumları aracılığıyla hem insani hem kalkınma yardımları var. Bunlara da birazdan gireceğim. Bunlar da ülkenin yumuşak gücünü, işbirliğine olan açık tarafını gösteren unsurlar. Şimdi size birazcık terörizmle girmek istiyorum. Bizim için çok önem arz eden bir konu. Burada FETÖ, PKK, PYD, YPG, DH, DHKPC gibi unsurlar var. Bunlar hani çok detayına girmeyeceğim ama Türkiye'nin dış politikasında kendi bölgesinde ve kendi içinde hakikaten bizim çok enerjimizi çeken, çok büyük yatırım yaptığımız alanlar. Hem insani olarak çok büyük zayiat var, şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Hem çok büyük kaynak ayırıyoruz. Bölgesel kalkınma bakımından, ekonomik kalkınma bakımından, altyapı kalkınması bakımından az kalkınmış bölgelerimizi hızlı bir şekilde kalkındırarak ve güvenlik güçlerimizi de en üst düzeyde teçhizatlandırarak terörizmle mücadelemizi çifte yaklaşımla sürdürüyoruz. Eğitim de bu işin içinde, ekonomi de bu işin içinde. Çünkü eğer ekonomik olarak diyelim ki PKK'ya yaklaşan, onların safında savaşmaya yönlendirilen gençler var. Bunlara baktığınız zaman birçoğu işsiz, birçoğu okumamış. Eğer biz eğitim olanaklarını çoğaltabilirsek, iş olanaklarını çoğaltabilirsek, o bölgelerin kalkınmasını çok daha hızlandırabilirsek, burada PKK saflarına katılan gençlerin sayısında çok büyük bir düşme olduğunu gayet net bir şekilde gördük. Dolayısıyla aynı şey bizim için gerek Suriye coğrafyasında, gerek Irak coğrafyasında, bütün kendi bölgemizde geçerli. DAEŞ'e katılımlar, bakıyorsunuz en az eğitimli, hiç işi olmayan, parası olmayan gençlerin katılımı çok yüksek. İdeolojik olarak katılanlar var mı? Var, tabii ki var. Ama bunların sayısı %10 ile %15'i geçmiyor. Dolayısıyla terörizmle mücadelede eğitim çok önemli. Ekonomik gelişme çok önemli. Bunların üzerinde çok duruyoruz. Suriye ihtilafına geldiğimizde Suriye'de göreceksiniz 500.000'dan fazla insan hayatını kaybetti. Ülkenin içerisinde 6 ila 7 milyon insan ülke içinde kendi evlerini terk etti, başka bir yerde yaşıyor. 5 milyondan fazla insan yurt dışına mülteci olarak çıktı. Bu insanlardan 3,5 milyonu şu anda Türkiye'de. Dolayısıyla biz Suriye'ye şöyle yaklaşıyoruz. Açık kapı politikamız var. Eğer bir insan bizim kapımıza geliyorsa, bizim sınırımıza geliyorsa
ve o ülkeden kaçtıysa, ailesini, çoluğunu, çocuğunu toplamış Türkiye sınırına gelmişse, Türkiye kapılarını açıyor. 3,5 milyon insanı Türkiye'ye almıştır. Barındırıyoruz. Gerek barınma kampları, ki onların fotoğraflarını da birazdan göstereceğim, gerek şehirlerde, her yerde artık göreceksiniz, Türkiye'ye gittiğinizde göreceksiniz, her köşede Arapça konuşan insanlarla karşılaşıyorsunuz. İşte bunlar Suriye'den, Irak'tan gelen kardeşlerimiz. Şimdi bizim burada yaklaşımımız, Suriye'de BM parametreleri var biliyorsunuz. Cenevre'de bazı görüşmeler sürdürülüyor, barış görüşmeleri. Astana'da da bizler de bu Cenevre'deki sürece yardımcı olmak için bazı çalışmalar yaptık. En son olarak biliyorsunuz İdlib'le ilgili olarak muhaliflerin yer aldığı İdlib bölgesi Türkiye'nin de sınırında. O bölgeye yönelik olarak da Türkiye'nin müzakereleri Rusya ile birlikte, İran'la birlikte yürüttüğü bazı müzakereler vardı. Ve orada bir güvenlikli bölge kurabildik. İdlib çok önemli çünkü yaklaşık 4 milyon kişi burada yaşıyor. Düşünün, İdlib'e bir saldırı olsaydı çoluk, çocuk, anneler, babalar, büyükler, küçükler, 4 milyona yakın insan tekrar göç etmek durumunda kalacaktı. Ve büyük bir çoğunluğu da Türkiye'ye göç etmek durumunda kalacaktı. Çok büyük bir insanlık trajedisi yaşanacaktı. Diplomasiyle, müzakerelerle bunu engellemiş olduk. Ve bir sonraki aşamada da aynı şekilde o muhaliflerle Suriye rejimi arasındaki kalan alanlarda, sınır alanlarında ağır silahlarından arındırılmış bölge ve Ruslarla Türklerin yapacakları kontrol mekanizmasıyla İdlib'in şu anda yaşanabilir bir yer haline gelmesi konusunda ilerleme kat ediyoruz. Kıbrıs meselesi biliyorsunuz 1974 Türkiye'nin dış politikasında çok önemli bir konu. Avrupa Birliği ile ilişkilerinde de çok önemli. 1974 diye herkesin aklında var. Ancak bu 1974 barış harekatıyla ortaya çıkan bir gelişme değil. 1963 yılından itibaren adada Enosis adı altında adanın Yunan tarafı, Rum tarafının adayı bütünüyle Yunanistan'la birleştirmesi politikası izleniyordu. Ve bu politika 1963'ten sonra büyük katliamlara da yol açtı. Onların artık detaylarına girmeyeceğim, derslerinizde bazen görüyorsunuzdur, okumuşsunuzdur. Kıbrıs konusunda şu anda geldiğimiz nokta şu. İki devletli bir yapı var. Hem KKTC var, hem GKRY var. Bu iki devletli yapının tek bir çatı altında nasıl yaşayabileceği hususunda müzakereler, BM müzakereleri, Birleşmiş Milletler müzakereleri sürdürülmekte. Biz de adada iki toplumun bir arada yaşayabileceği ve iki toplumun da eşit şekilde temsil edebileceği bir yapı üzerinde müzakereleri sürdürüyoruz. Biliyorsunuz daha geçen günlerde vefat eden Kofi Annan, eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri zamanında bir plan, Kofi Annan'ın Annan planı diye bir plan kabul edilmişti. Bu planda adada Türk tarafı topraklardan bayağı bir oranda GKR'ye toprak da verecekti. Askerleri çekeceklerdi ve bir barış sürecine girilmişti. Ancak GKR'ye tarafı bir referandum yaptı ve bu Annan planını kabul etmedi. O zamandan bu yana tekrar aşağı yukarı her sene Kıbrıs Adası'nda bir müzakere sürdürülüyor BM çatısı altında. Ve bu müzakerelerde hep Annan planı çerçevesinde bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı müzakereler devam ediyor. Geldiğimiz noktada gene eşitliğe dayalı, yani orada iki toplum var. O toplumların birbirine eşit olduğu ilkesinden biz taviz vermiyoruz. Oradan geri adım atmıyoruz. Rum tarafı da o eşitliği şu ana kadar kabul etmiş değil. Bize göre olayın özü bu. Şimdi yeni bir gelişme var. Burada coğrafi olarak baktığınızda adanın etrafında enerji kaynakları, yani petrol ve doğalgaz aramaları var. Petrol ve doğalgaz yataklarından bahsediliyor. Bunların çıkarılması için gene Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bazı girişimleri var. Hem bizim hem de KKTC'nin tezi de şu. Ada bir bütün ise, bu adada iki toplumda yaşıyorsa, bu adaya ait olan tüm enerji kaynakları adadaki iki toplumundur. Tek
GKR'ye tarafının olamaz. Yani siz bunu çıkarttığınız takdirde ki çıkartalım, birlikte çıkartalım ama paylaşmasını da birlikte yapalım. Yani tek GKR'ye alacak, ondan sonra onu paylaşmayacak. Bunu kabul etmiyoruz diyor KKTC. Türkiye'nin de tezi bu yönde. Şimdi Avrupa ve transatlantik yapılar. Türkiye NATO'nun üyesi. Avrupa Birliği'ne aday ülke. Üye olmak için aşağı yukarı 50 seneden bu yana uğraşıyor. Belli bir yere kadar geldik ama tıkandı. Fasıllar, müzakere fasılları açıldı ama kapanmıyor. İşte GKR'ye Kıbrıs sorunu yüzünden Avrupa Birliği ile bir sürü fasılda bir türlü kapanmıyor, kapanmayacağı belirtiliyor. Gümrük Birliği var. Bu Ankara Anlaşması'na dayanan bir maddedir aslında bu Gümrük Birliği. Anlaşma değildir. Ankara Anlaşması'nın bir parçasıdır Gümrük Birliği. Bir ortaklık konseyi kararıdır. Baktığınız zaman Türkiye Avrupa Atlantik yapılarının içerisinde. Çünkü Avrupa Konseyi üyesi. İnsan hakları bakımından baktığınızda, ondan sonra ekonomik olarak baktığınızda OECD üyesi. Siyasi ve askeri olarak baktığınızda NATO üyesi. Dolayısıyla Avrupa Atlantik kurumlarının hepsinin aşağı yukarı üyesi. Avrupa Birliği ile de çok büyük bir ilişkisi var. Ticaretinin neredeyse %50'si Avrupa Birliği ile. Ticareti gittikçe büyüyor. Avrupa Birliği ile olan ticareti de aynı oranda aşağı yukarı büyüyor, azalmıyor. Hep %47 ile %51 arasında değişen rakamlarda. Şu anda biraz daha düştü ama Avrupa Birliği ile bir ticaret hacmi var. Türk-Amerikan ortaklığı son zamanlarda gerilmekte. Çünkü Amerika'nın izlediği politikalar maalesef bizim bölgemizde işte FETÖ konusunda olsun, PKK'nın biz uzantısı olarak gördüğümüz PYD ile bağlantılı ilişkilerde Suriye'de onlara verdikleri destek bağlamında gerilmekte ilişkimiz. Zaten stratejik ortaklar her zaman her konuda birbiriyle hemfikir olmak durumunda değiller. Farklı düşüncelerimiz olabilir ama Amerika Birleşik Devletleri ile bir stratejik ortaklığımız var. Bir ittifak içerisindeyiz. Gerek NATO'da. Gerek ikili ilişkilerimizde. Şu anda yalnız zor bir dönemden geçiyoruz. Karşılıklı olarak biz onların politikasını beğenmiyoruz. Onlar bizim politikamızı beğenmiyor. Fakat onların uyguladıkları politikalar doğrudan Türkiye'yi, doğrudan Türkiye'nin coğrafyasını etkilediği için bugün itibariyle Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile bazı konularda hemfikir değil. Ve bunu biz gayet net bir şekilde açıklıyoruz. Gerektiği zaman da kendi dış politikamızı kendimiz uyguluyoruz. Bunu Suriye'de de gördük. Fırat Kalkan Operasyonu'nda da gördük. Şimdi bugün itibariyle baktığınız zaman NATO'da Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en büyük ordu Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı, Türkiye Devleti'nin sağladığı ordudur. En büyük katkı olarak da ilk 5 ülke arasında yer alıyor Türkiye. Avrupa Birliği ile ilişkilerde o da çok stratejik bir ilişki. Ancak Avrupa Birliği ile ilişkiler aynı şekilde uzun zamandan beri belli bir durağanlık içerisinde. Çünkü biz bir sürü reform yaptık. 2002 yılından 2007-2008 yılına kadar çok büyük reformlar yaptık. Bu reformlar sayesinde çok büyük adımlar attık. Ve üyelik sürecinde bazı müzakere fasılları da açıldı. Ancak bir yere geldikten sonra bir anda tıkandı. Şimdi tamam Türkiye ekonomik olarak iyi gidiyor. Türkiye siyasi reformlarını yapıyor. Türkiye şunu yapıyor. Türkiye bunu yapıyor. Ama siz Kıbrıs konusunda bizim istediğimizi yapın diye diretmeler başladı. İşte Türkiye yok PKK konusunda, yük Kürt sorunu konusunda kendi deyimleriyle, yok şu konuda, yok bu konuda şu tip ödünleri versin, şu şartlar yerine getirilirse ilerleme kaydederiz gibi şartlar önümüze konulmaya başlandı. Ve o tarihten itibaren Avrupa Birliği de Türkiye ile ilerleme kaydetmeyeceğini bize gayet net bir şekilde gösterdi. Arap Baharı'ndan sonra yaşanan gelişmelerde Suriye'deki son 2011 yılından itibaren son 7 senedir yaşanan gelişmeler sonucunda da Avrupa Birliği'nin en çok üzerinde durduğu konu Türkiye ile mülteci sorunu oldu. Çünkü milyonlarca Suriyelinin Avrupa Birliği'ne gitmesini engelleyen ülke şu anda Türkiye. Düşünün siz 3,5 milyon insan var. Kapıları açsak 10 bin kişi ülkemize geldi diye
hükümetlerin devrildiği bazı Avrupa Birliği ülkeleri var. Dolayısıyla onların bizimle en büyük aldısı verdisi bugünlerde Türkiye ile göç anlaşması. Biz diyoruz ki biz Türk vatandaşlarına vize serbestisi verin diyoruz. Şimdi ben niye gidiyorum Avrupa Birliği ülkelerine gitmek istiyorum? İşte İngiltere'ye gideceğim, Fransa'ya gideceğim, Almanya'ya gideceğim. Alman Büyükelçiliği'nin önünde oturuyorum. Turistik olarak geleceğim. Şimdi Kırgız vatandaşları Türkiye'ye nasıl gidiyorlar? Turistik olarak gittikleri zaman hiçbir sorun olmadan gidebiliyorsunuz, gelebiliyorsunuz 90 gün için. Ben bunu Almanya'ya yapamıyorum Türk vatandaşı olarak. Vize almak durumundayım, Schengen vizesi almak durumundayım. Ekonomik olarak baktığın zaman ben oraya gidip çalışmayacağım ki, gidip gezmek istiyorum. Ona bile hakkım yok. Şimdi bu vize, halbuki anlaşmalara baktığınız zaman, Ankara Anlaşması'na baktığınız zaman aslında Türklerin çalışma hakkı da var. Yani hukuki olarak incelediğiniz zaman 4 serbestli içerisinde 2 serbestli de Türkiye'nin hakları da var. Ankara Anlaşması'ndan kaynaklı. Şimdi biz fasılların açılmasını istiyoruz. Siyasi ve jeopolitik şartlara bağlı. Mesela kalkıyorsunuz Gümrük Birliği ile ilgili bir fasıl. Bunun Kıbrıs'la ne alakası var? Hiçbir alakası yok. Türkiye'nin kendi iç politikası ile ilgili şeyleri niye fasıllara bağlıyorsunuz? Şimdi bunlarda biz Avrupa Birliği ile ilerleme kaydetmek istiyoruz ancak kaydedemiyoruz. Gümrük Birliği'ni. Gümrük Birliği 1995 yılında müzakere edildi. 1996 itibariyle yürürlüğe girdi. Gümrük Birliği'nde yeni bir aşamaya geçmek istiyoruz. Çünkü sizin mesela Avrasya Ekonomik Birliği ile vardığınız anlaşma ve Gümrük Birliği, bizim Gümrük Birliği, Avrupa Birliği ile yaptığımız Gümrük Birliği, biz eğer Kırgızistan'la bir ilişki kurmak istiyorsak gümrük alanında ve ihracat ithalat arasında uyumsuzluklar var. Üçüncü ülkelerle kendimiz müzakere edemiyoruz. İlk önce Avrupa Birliği'nin o ülkeyle bir gümrük anlaşması olması gerekiyor. Serbest ticaret anlaşması olması gerekiyor. Ondan sonra aynısını biz de istiyoruz. Ama bizim de otomatik olarak mesela yürürlüğe girmiyor. Dolayısıyla çok büyük bir kaybımız oluyor. Bu tip şeylerde gümrük birliğini yenilemek istiyoruz. Bunlar aynı zamanda Türkiye'nin göç konusunda Suriye'den gelen misafirlerin Türkiye'de barındırılması konusunda Avrupa Birliği, işte siz orada 3,5 milyon insanı tutuyorsunuz, teşekkür ederiz, bize göndermeyin, biz size para verelim, onları orada barındıralım diyorlar. Verdikleri para, toplam verdikleri para 3 milyar dolar. Verdiler mi? Şu ana kadar 1,2 milyar ile 1,4 milyar arasında galiba bir rakam geldi. 2011-2018. Türkiye'nin harcadığı para 30 milyar doları aştı. İstiyorsa vermesin. Ben zaten kendim insani olarak bu işi yapıyorum. Ama işte Avrupa Birliği ile bu tip sorunları yaşıyoruz şu anda. Belli bir yere kadar gelemiyoruz. Şimdi 15 Temmuz süreci, Türkiye'deki 15 Temmuz süreci bizim Türkiye'nin Batı ülkeleriyle ilişkilerini gerdi. Çünkü 15 Temmuz sürecinin FETÖ kült olarak yer alan, Türkiye'de de bir darbe girişiminde bulunan FETÖ yapılanmasının Batı kaynaklı desteği artık bizim için çok açık, çok net. Bu hem Avrupa Birliği ile hem Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizi gerdi. Şimdi geldiğimiz noktada bunu aşmak için çalışmalar yürütülüyor, görüşmeler yürütülüyor. Ancak istediğimiz hızda sürmüyor. Gerek Amerika, gerek Almanya ve başka ülkeler de yapıyorlar. Bu da dış politikada bugünlerde en çok üzerinde durduğumuz, sorun yaşadığımız alanlardan birini teşkil ediyor. Şimdi yakın çevremizde işbirliğine baktığımızda Yunanistan'la istikşafi görüşmeler var. Bulgaristan'la ilişkilerimiz belki hiç olmadığı kadar iyi. Sırbistan'la ilişkilerimiz belki de tarihimizde olmadığı kadar iyi Balkanlarda. Makedonya'da keza öyle. Rusya'yla uçak krizinden sonra bugün geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Devlet Başkanı Putin, benim tahminime göre Putin'in herhalde en fazla görüştüğü 5 insan arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Dolayısıyla o noktaya geldik. O kadar yakın bir ilişki var. Gerek ekonomik olarak, gerek ticari olarak, gerek turizm açısından baktığınızda geçen sene 6 milyona yakın Rus turist Türkiye'ye tatile geldi.
Dolayısıyla ilişkiler, ekonomik ilişkiler de tekrar rayına girdi. Ukrayna ile çok yakın ilişkilerimiz var. Bu coğrafyaya baktığımızda Irak'la ilişkiler tekrar düzeldi. İran'la çok yakın bir ilişki tesis ediyoruz. Suriye ile, Suriye'deki savaş bitene kadar Suriye rejimiyle bir ilişkimiz yok. Ancak Suriye'deki politikaları siz de çok yakın takip ediyorsunuz. Şimdi baktığımız zaman Türkiye dış politikasında sadece ikili ilişkiler değil, üçlü mekanizmalar da kurdu. Bu üçlü mekanizmalara aslında dördüncü sayfanın en son bölümü. Baktığınız zaman mesela Afganistan, Pakistan. Türkiye niye ilgileniyor Afganistan ve Pakistan'la? Çünkü Afganistan'da Türkmenler var. Çok yakın. Pakistan, Afganistan, Orta Asya. Bu coğrafya bizim geldiğimiz coğrafya. Çok yakınız bu coğrafyaya. Dolayısıyla biz istesek de istemesek de genlerimiz bizi buraya çekiyor. Ve burayla ilişkili her şeye ilgi duyuyoruz. Bosna Hersek, Sırbistan. Bakın hepimizin, Türkiye'deki herkesin ailesini de baktığınız zaman Osmanlı coğrafyasından birileri vardır. Benim ailemde Balkanlardan, Bosna Hersek'ten gelenler var. Kafkaslardan Çerkez olarak gelenler var. Türkiye'den gelenler var. Hayatını Suriye'de geçirmiş, Mısır'da geçirmiş olanlar var. Ben Türk'üm, Türk diplomatiyim. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu buydu. Bütün bu coğrafyaları kapsıyordu. Bu nedenle baktığınız zaman Bosna Hersek ile Hırvatistan arasındaki ilişkilerde, Bosna Hersek ile Sırbistan arasındaki ilişkilerde, Makedonya ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde, Kafkaslardaki değişik gruplar arasındaki ilişkilerde, Afganistan, Pakistan arasındaki ilişkilerde biz varız. Ve üçlü mekanizmalar tesis ediyoruz. Arada o ülkelerin konuşmalarında, kendi aralarındaki konuşmalarda sorun olduğu zaman ara buluculuk yapıyoruz. Bunları da size hani derslerde çok fazla anlatılmıyordur. Çünkü hakikaten biz kendimiz de böyle gelip bunları sizlere anlatma konusunda çok yavaş davrandık. Ama bundan sonra daha çok anlatacağız. Şimdi Afganistan'da Türkiye'nin yardımları ve NATO çerçevesindeki operasyonları belki de Afganistan'daki en büyük üçüncü varlığı teşkil ediyor. Bütünüyle baktığınız zaman hem güvenlik, hem ekonomik, hem ticaret, hem kalkınma yardımları olarak baktığınız zaman. 20 tane ekonomik alana geçtiğimiz zaman 20 tane ticaret anlaşması, serbest ticaret anlaşması imzaladık. Bence bu Türkiye'nin önümüzdeki süreçte yapacağı en önemli konulardan bir tanesi. Türkiye ekonomik olarak ilişkilerini çeşitlendiriyor. Değişik coğrafyalara gidiyor. Dolayısıyla gerek Orta Asya olsun, gerek Avrasya Ekonomik Birliği olsun, gerek Çin olsun, Japonya, Kore olsun, Vietnam olsun, Latin Amerika ülkeleri olsun, serbest ticaret anlaşmalarımızı çeşitlendireceğiz ve çoğaltacağız. 70 ülkeyle vize uygulamamız var. Diplomatik pasaportlar, hizmet pasaportlarında vizeye tabi değil bu ülkeler. Ama aynı zamanda turizm amaçlı Türkiye'ye girişlerde yaklaşık 3 ay vize ihtiyacı olmadan Türkiye'ye girebiliyorlar. Aynı şekilde Türk vatandaşları da 70 ülkeye vize ihtiyacı olmadan girebiliyor. Amacımız bunları olabildiğince çoğaltmak ve çok daha fazla ülkeyle bunları kurmak. Şimdi çok fazla detaya girmeyeceğim ama Afrika'da, Asya Pasifik'te ve Latin Amerika'da, Karayipler'de dahil buna, biz açılım politikaları izliyoruz. Diyeceksiniz ki yani Türkiye'nin Karayipler'le ne alaka, ne ilişki, ne gerek? Şimdi şöyle düşünün, uluslararası ilişkiler okuyorsunuz hepiniz. Dünya artık ne diyoruz? Global village diyoruz. Küresel bir köy haline geldi. Türkiye'nin bir politikası var ve bunu Birleşmiş Milletler'e götürmek istiyor. Birleşmiş Milletler'de destek bulması gerekiyor. Birleşmiş Milletler'de Çin'in oyu bir. Genel kurulda. Karayip'ten Trinidad'ın Tobago adasında oyu bir. Dolayısıyla bütün ülkeler bunu gerçekçi bir şekilde kurar. Eğer ben Karayipler'de, Latin Amerika'da ve diğer Afrika ülkelerinde ilişki kurmamışsam, bu ülkelerin liderlerini tanımıyorsam, ekonomik, ticari, kalkınma yardımları bağlamında bir ilişkim yoksa bu ülkelerden oy bulamam. Ama bu ülkelerle bir ilişkim varsa ve bu ilişkileri geliştiriyorsam, bize oy verin dediğim zaman o ülkede bakacak, duracak ve düşünecek. Ben işte İspanya mı, bir mesela bir adaylığımız var. İspanya'ya mı oy vereyim Birleşmiş Milletler'de yoksa Türkiye'ye mi?
hangisiyle daha fazla ilişkisi varsa ona oy verecek. O bakımdan bütün bu coğrafyalarda hem siyasi alanda böyle bir ilişki kuruyoruz hem de ekonomimizi çeşitlendirmek açısından da. Türkiye artık net ihracatçı bir ülke oldu. Dolayısıyla sadece coğrafi olarak baktığınızda sadece Avrupa Birliği ile ya da coğrafi olarak yakınımızdaki ülkelerle ticaret yapmıyoruz. Latin Amerika ile de yapıyoruz, Kuzey Amerika ile de yapıyoruz, Asya ile de yapıyoruz, Pasifik ile de yapıyoruz. Bunlar da çok önemli açılım politikalarımızda. Büyükelçilik sayısı şu anda dünyada en fazla büyükelçiliği olan 5. ülkeyiz. Diyeceksiniz ki her ülkede büyükelçilik açmanın bir anlamı var mı? Var. Baktığınız zaman Türk Hava Yolları dünyada en fazla merkeze, başkente ve değişik şehirlere uçuş yapan hava yolu şirketi. Türk Hava Yolları var, büyükelçilik var. Ticaret erbabı Türkiye'den oraya gidiyor. Orada yerleşiyor, ticaret yapmaya başlıyor. Siyasi ilişkiler gelişiyor. Büyükelçilikler, konsolosluklar bunlara yardımcı oluyor. O ülkenin ticaret erbabı bize geliyor. Kültür ve sanat etkileşimi başlıyor. Sanatçılar, kültürel insanlar, kültür faaliyetleri bize geliyor. Bizden oraya gidiyor. Bunlar yerleşmeye başlıyor. İlişkiler gelişmeye başlıyor. O bakımdan büyükelçiliklerin açılması çok önemli. Büyükelçilikler açılıyor. Hadi bu ülkede kalkınma yardımları yapalım diyorlar. TİKA ofisleri geliyor. Ya da büyükelçilik bünyesinde TİKA ofisleri kuruluyor. Ondan sonra kalkınma yardımları başlıyor. Bakıyorsunuz bir ileriki aşamaya gidelim diyorlar. Kırgızistan'da olduğu gibi ortaklıklar kuralım, üniversite kuralım deniyor. İşte Manas Üniversitesi doğuyor. Bu tip ilişkiler o büyükelçiliklerin kurulmasıyla gelişen ilişkilerdir. O bakımdan da bizim için çok önemli. Sizin burada mesela şimdi size rakam olarak vereyim, ticaret hacmi olarak. Bakın Afrika ile 2002 yılında 2.9 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz varmış. 2017 yılında 19 milyar dolara çıkmış. Yani aradaki farkı görüyorsunuz. Sahra altı Afrika'da 806 milyon dolarlık ticaret 2002 yılında, 2017 yılında 7.1 milyar dolara çıkmış. Bu çok önemli çünkü Sahra'nın üstü ve Sahra'nın altı çok farklıdır. Sahra altı Afrika, Kara Afrika olarak adlandırılır, en fakir bölgelerdir. Kuzeyde daha zengin ülkeler, işte petrol ve doğalgaz yatakları olduğu için. Ama o ülkelerle 7.1 milyar dolarlık ticarete ulaşmışız. Şimdi baktığınız zaman Türkiye'nin diğer coğrafyalarla ASEAN, Doğu Asya ülkeleri, Asya Pasifik, Latin Amerika, Karayipler hepsiyle ilişkileri %100'ün üzerinde artmış durumda. Seneden seneye gidiyor bu. Aşağı yukarı her sene ikiye katlayarak ilişkimizi, ekonomik ilişkimizi geliştiriyoruz. Siyasi ilişkileri de keza aynı şekilde geliştiriyoruz. Yani bunun özeti şu, Türkiye artık kabuğunu yırttı. Kendi coğrafyasında işte Batı dünyasıyla NATO ve Avrupa Birliği ekseninde kalmış bir ülke olarak görünmüyor artık. Biz herhangi bir ülkeye gittiğimizde o ülkeyle ilişkilerimizi gerek ikili bazda, gerek bölgesel, gerek çok taraflı bazda geliştirmeye çok önem veriyoruz. Şimdi daha sonra göreceğiniz bir sürü çok taraflı örgüt var. Mesela Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü. MİKTA. Baktığınız zaman Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya. Şimdi bunlar birbirleriyle ne alakası var? Bunların hepsi aşağı yukarı benzer ülkeler, benzer büyüklükte ülkeler. Endonezya, Meksika, Güney Kore, Avustralya ve Türkiye. Bunlar birbirine benzeyen, G20 içerisinde birbirine yakın olan, birbirini destekleyen ülkeler ve aynı büyüklükteler aşağı yukarı ekonomik olarak ve benzer düşünce yapısına sahipler siyasi olarak da ve küresel bakımdan da kalkınma yardımlarında da benzer hareket ediyorlar. Şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı var, D8 var, işte Asya'da Parlamenter Birlik var, bugün burada Ticaret Bakanlarının toplandığı Türk Konseyi var. Bir sürü değişik örgütte de Türkiye yer alıyor ve aktif bir şekilde yer alıyor. G20 üyesi Türkiye ve ben Ankara'dayken son 2015 yılında yaptığımız toplantıda G20 dönem başkanlığında size şunu aktarayım. Biz kapsayıcılık, altyapı ve uygulama diye 3 alanda durduk.
Ve bu alanda elde ettiğimiz başarının sonucunda da Mayıs 2016'da dünya insani zirvesinde Türkiye'de gerçekleştirdik. İlk defa yapıldı. 9000 delege katıldı. Ve bu dünya insani zirvesinin sonucunda da şu açıklandı. Artık kalkınma yardımlarıyla insani yardımlar birbirinden ayrı tutulamaz. Bunlar tek bir oluşumdur, tek bir pakettir. Birlikte hareket edilmesi gerekir. Dünyanın herhangi bir yerinde bir kriz varsa, bir insani sorun varsa, bir doğal afet yaşandıysa, oraya ilk aşamada insani yardım gider. O insani yardımdan sonra o ülkede kalkınma yardımları başlatılması lazım. Ondan sonra da oradaki istikrarın sürdürülmesi lazım. Yani üçlü bir mekanizma, aslında bir üçgen. Üçgenin değişik tarafları hepsi birbirini besliyor. Tek bir üçgen. Dolayısıyla bu dünya insani zirvesinin sonucu, 2016'daki İstanbul'daki insani zirvesinin sonucu da aslında bizim G20 dönem başkanlığında oturttuğumuz bazı önceliklere dayanıyor. Bu da Türkiye'nin doğrudan küresel düzeyde yaptığı katkılardan bir örnek. Şimdi ziyaretleri falan şey yapmayayım, çok fazla üzerinde durmayayım. İsterseniz bir sonraki aşamaya geçelim, görsellere geçelim. Size birazcık da insani yardımlarımız bağlamında nereye geldiğimizi anlatmak istiyorum. Arkadaşlar 2016 yılında Türkiye dünyanın en cömert ülkesi seçildi. Ve bunu biz söylemiyoruz. Bunu küresel insani yardım raporu İngiltere Londra merkezli burada doğrudan bize belirtiliyor. OECD bize bunu söylüyor. Dünya Bankası bunu bize söylüyor. 2017 yılında baktığınızda, pardon bu 2016 rakamları, rapora göre milli gelirinin %0.75'ini insani yardım için ayıran bir ülkeydi Türkiye. Şimdi 2016 yılında yapılan rakam 6 milyar dolardı. Bizim üzerimizde tek ülke vardı. O da Amerika Birleşik Devletleri 6.3 milyar dolardı. 2017 yılında 8.1 milyar dolar Türkiye insani ve kalkınma yardımı yaptı. Dünyada bir numaralı ülke. Ve bunu maalesef dış politika olarak baktığınızda ya da uluslararası ilişkilere baktığınızda çok fazla konuşan, çok fazla dile getiren yok. Hiç ön plana çıkartan yok. Düşünsenize siz şimdi diyelim ki Fransa ya da İngiltere bu kadar yardım yapıyor olsaydı yer yerinden oynuyordu. Fransa dünyanın en fazla yardım yapan ülkesi diye herkes bilirdi. Çünkü Fransızlar bunu çok güzel pazarlardı, anlatırdı ve çok güzel de işlenirdi. Biz maalesef bunu yeterince işlemiyoruz. Bu 8.07 diyor ama bu düzeltildi. OECD rakamlarına göre 8.142 milyar dolarlık bir yatırımımız var ve %0.85. İkinci ülke Amerika Birleşik Devletleri. Ondan sonraki ülkelere baktığınız zaman 2.1 milyar dolara düşüyor. İkinci ülke de 6.7. Dolayısıyla yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik olarak büyüklüğünü düşünün, Türkiye'nin büyüklüğünü düşünün. Arada çok büyük fark var. Onları bile geçmiş durumdayız. Ha diyeceksiniz ki tamam bu insani yardımların çoğu Türkiye'deki Suriyelilere yönelik yapılan bir yardım. Doğru. Ancak bunun yanında baktığınız zaman onları çıkarttığınızda 1.7 milyar dolar Türkiye haricinde kullanılan yardım. O bile Türkiye'de kişi başına baktığınız zaman kişi başına yapılan harcamada gene dünya sıralamasında birinci sıradayız. Yani bunları size bilhassa anlatmak istedik. Herkesin dikkatini çekmek istedik. Şimdi Türkiye en çok resmi kalkınma yapan 6. ülke. En az gelişmiş ülkelere yaptığı yardıma baktığınız zaman neredeyse 300 milyon dolarlık bir yatırım yapmışız, yardım yapmışız. Bunlar Türkiye'yi sıralamada baktığınızda o sıralamayı göreceksiniz. İşte Almanya 2.99 milyar dolardı, 3 milyar dolara civarında. Bunlar şunu gösteriyor. Biz gerek ülkemize gelen gerek ülkemizin haricindeki diğer ülkelere en fazla yardım yapan ülkelerin başında geliyoruz. Somali'de varız. Rohingya olayını biliyorsunuz. Bangladeş'teki kampları biliyorsunuz.
Orada gene Türkiye var. Endonezya'da sel oluyor, gene Türkiye var. İşte burada biliyorsunuz Özgen'de sel oldu, gene Türkiye vardı. Latin Amerika'da, Kolombiya'da sel oldu, gene Türkiye vardı. Her türlü insani yardımda dünyanın neresinde olursa olsun, sonraki şeyleri isterseniz geçebiliriz yavaş yavaş. Türkiye yardım elini uzatıyor. Bunu yumuşak güç olarak, insani yardım olarak kullandığımız bazı enstrümanlar var. TİKA, bu kalkınma yardımları ağırlıklı olarak TİKA çalışıyor. Kızılay, burada görüyorsunuz yardımlarını. Mesela bu Suriye'de, sınır ötesinde Fırat Kalkanı Operasyonu'ndan sonra Türk Kızılay'ın köylere dağıttığı yardımlar. AFAD, insani ve acil yardımlar. Şimdi şurada durduralım. Bu mesela Türkiye'de Suriye'den gelen konuklarımız için, misafirlerimiz için kurduğumuz kamplar. Bu kamplar Antonio Guterres, şu anda biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bütün dünyaya bunun yüzlerce değişik fotoğrafıyla dünyayı geziyor. Ve Birleşmiş Milletler'in herhangi bir ülkeyle gerçekleştirdiği en güzel mülteci işbirliği olarak tüm dünyaya Guterres anlatıyor. Devam edelim. Bu okullarda ekonomik altyapıyı geliştirmek için bu insanlara yardım yapılıyor. Burası Rohingya. Görüyorsunuz gene AFAD, Kızılay, TİKA oradayız. İsterseniz bunu slide olarak devam edelim. Şimdi gene Bangladeş, benim arkadaşım oradaki büyükelçimiz. Bangladeş'te yapılan yardımlar. Dünyanın her tarafında Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki kampları göstermesi çok enteresan. Çünkü Avrupa Birliği ülkelerine gidiyorsunuz, Yunanistan'a gidiyorsunuz, İtalya'ya gidiyorsunuz, Malta'ya gidiyorsunuz, İspanya'ya gidiyorsunuz. Bu ülkeler çok daha gelişmiş ülkeler ekonomik olarak baktığınızda. Ama bu ülkelerdeki kamplara gidin, Avustralya'ya gidin, göçmen kamplarına gidin. Durum içler acısı. Dolayısıyla mesela şu, biz kamplardan bir tanesindeki polikliniklerden örnek. Hastaneler, okullar, eğitim. En fazla kamplarda dünya üzerindeki örneklerinden 17 kat daha iyi eğitim veriliyor. Benzer örneklerinden. Ve Arapça eğitim veriliyor. Çocuklar kendi ana dillerini unutmasınlar diye. Hem Türkçe öğretiyorlar hem Arapça öğretiyorlar. Bunlar Rohingya kampları, Bangladeş'te kurulan kamplar. Burası yanılmıyorsam Filistin. Filistin ve Gazze. Gazze'ye yapılan yardımlar. Gazze'de de hem TİKA hem AFAD çalışmalar yapıyor. Burası Suriye'deki orada muhaliflerin kontrolü altındaki bölgelerde kurulmuş olan kamplarda kadınların eğitimine yönelik olarak kurulan yapılar. Bunlar değişik bölgelerde AFAD'ın, TİKA'nın yardımlarından size örnekler vereceğiz. Değişik bölgelerde İnsanlar, eğitim, bilhassa biz mesela Kırgızistan'da da olduğu gibi eğitim, sağlık, su, altyapı en öncelikli konularımız. Bu alanlarda çok büyük yardımlar yapmaya çalışıyoruz. İlk aşamada insani yardım olarak kampları kuruyoruz. O kamplarda sağlık, su, sanitasyon üzerinde duruyoruz. Ondan sonraki aşamada baktığınız zaman işte yemek, sürekli bir yemek, içecek ihtiyacının karşılanması gerekiyor. İlaç ihtiyacının karşılanması gerekiyor. Doktor ihtiyacının karşılanması gerekiyor. Ondan sonraki aşamada da eğitim başlıyor. Yani ilk aşamada onları bir yerleştiriyoruz. Ondan sonra eğitime başlıyoruz. Kendi dillerinde çocuklar okullarını bıraktılarsa, hangi okulda bıraktılarsa o sınıftan itibaren eğitime başlıyorlar. Ondan sonraki aşamada da o kişilere ekonomik kendi çıkarlarını sağlayabilecek eğitimler vermeye başlıyoruz. Mesela kamplarda kadınlar eğer okul bitirmedilerse mesela orada dikiş kursları veriliyor. İşte halı kursları veriliyor. Sonra eğer doktor varsa aralarında hastanelere alınıyor. Mühendisler varsa mühendis olarak değerlendiriliyor. Değişik örnekler veriyoruz. Bunları geçebiliriz. Afrika. Şimdi Somali'de ve Cibuti'de Kırgızistan'a geçmeden önce bir duralım burada isterseniz. Afrika'da Somali kimsenin gitmediği, işte herkesin korktuğu bir coğrafyayken şu anda Somali'deki en fazla yardım yapan ülke Türkiye oldu.
Türk Hava Yolları hiçbir uçak uçmazken Türk Hava Yolları uçuyor. Şu anda Somali her ne kadar hala saldırılar olsa da devlet yapısı olarak güçlenmeye başladı. Yapılar, devlet yapıları güçlendikçe de oraya diğer ülkeler de gelmeye başladı. Ve bunu tek bir ülke sağladı. Son birkaç sene içerisinde oraya gidip, oraya yerleşip hem askeriyesini güçlendirerek, hem devlet yapılarını güçlendirerek, hem ekonomisine katkı yaparak orayı ayağa kaldırdı. Ve şu anda bakıyoruz, yeni 17 büyükelçilik açılıyor Somali'ye. Bunların hepsi Türkiye'ye gidip orayı sağlamlaştırdıktan sonra oldu. Cibuti'de Çin benzer bir uygulama yaptı. Çin de aynı zamanda Türkiye'de Cibuti'ye girdi. Çad'da da çatışmalar devam ederken Fransızlar, Fransızca konuşulan bir ülke olmasına rağmen Çad'dan çıkarken şu anda biz Somali'de yaptığımızı Çad'da da yapmaya çalışıyoruz. Ve Çad'ın hiçbir altyapısı yok. Ne madeni var, ne doğalgazı var, ne petrolü var, ne başka bir şey var. Somali'nin de öyle. Bir beklentimiz yok. Evet, devam edelim. Şimdi bu ülkeler, farklı farklı ülkelerle ilişkilerimiz var. Kırgızistan'la ilişkimize geldiğimizde de, Kırgızistan'la ilişkimiz tabii ki kalkınma yardımları ve stratejik ortaklık çerçevesinde yürüyor. Kalkınma olarak baktığımızda ne yapıyoruz? Eğitim, sağlık, altyapı. Bu alanlarda yoğunlaşıyoruz. Mesela biz şimdi 2019 yılı için şunu belirledik. Bişkek'te geçen sene, slaytlara devam edebilirsiniz, göreceksiniz. Bişkek'te mesela bu Dostluk Hastanesi, iki First Lady'nin geçtiğimiz günlerde 1-3 Eylül tarihleri arasında geldiklerinde bu hastane şimdi yakında açılacak. Burası Milli Kütüphane'nin mesela 3. katındaki Cengiz Aytmatov Kütüphanesi. Olduğu gibi yeniledik. Görmenizi isterim eğer görmediyseniz. Kırgızistan'ın belirli bir kalkınmışlığı var. Ama Kırgızistan'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın söylediği 900 tane okulun bakıma ihtiyacı var. Mevcut okullarda. Bakıma ihtiyacı var köylerde bilhassa. Şimdi geri gelelim. Şimdi mesela bu geçtiğimiz günlerde Damas Oteli'nin terasından çektiğim bir resim. Hiç kimse inanamıyor bu Kırgızistan mı, Bişkek mi, değil mi diye. Şimdi mimari olarak baktığınızda Bişkek şehrine, silüetine hakikaten güzel bir görüntü katıyor. Çok enteresan bir şey. İnsanlar şimdi değişik yerlerden otobüslerle camiyi namaz kılmaya değil, vakit namazlarında namaza da gidiyorlar ama görmeye giden insanlar var. Turizm merkezi oldu. Yani bu tip şeyler mesela bunlar tamamıyla Diyanet Vakfı Türk vatandaşların katkılarıyla, gönülden katkılarıyla yapılmış bir şey. Yani devletin yaptığı bir şey değil. Devam edelim. Hastane devletin yaptığı bir yardım. Şimdi bu kurban bağışlarıyla Kızılay'ın topladığı, Ramazan'da dağıttığımız yardımlar ve biz bunları sadece burada değil, sembolik olarak Kızılay merkezi burası. Kırgız Kızılay'ın Bişkek'teki merkezi. O beyaz ceketli olan beyefendi Kırgız Kızılay'ın başkanı. Birlikte çalışıyoruz, birlikte yardım yapıyoruz ama bütün oblastlarda yapıyoruz. Sadece burada değil, tüm oblastlarda yapılıyor. Burası camide aynı şekilde, bu da Diyanet Vakfı'nın yardımları. Burada da Kırgızistan'da da en çok ihtiyaca haiz olan kişilere bu tip yardımlarımızı yapıyoruz. Ama Kırgızistan'da esas öncelik verdiğimiz konu altyapı inşaatları. Yani hastaneler, okullar, dispanserler, poliklinikler, su altyapısı, tarım, bu alanlara yoğunlaşıyoruz. Çünkü Kırgızistan'ın bundan sonraki adımlarında ekonomik olarak bir sonraki seviyeye gelebilmesi için o yatırımları yaptığımız takdirde Kırgızistan'ın gelişmesine stratejik ortak olarak katkıda bulunacağız. Biz de 2019 yılında şuna karar verdik. Bişkek'te ve Oş'ta yeterince yatırım yapıldı zaten şu ana kadar Türkiye tarafından en azından. Kırgızistan'ın da isteği doğrultusunda artık oblastlara yöneliyoruz. Bütün oblastlarda yardım yapmaya çalışacağız. Burası işte Milli Kütüphane'de açtığımız Cengiz Aytmatov Kütüphanesi. Şimdi mesela Santera'yı duydunuz mu? Aranızda bilen var mı Santera'nın ne olduğunu? Otizmi biliyorsunuz. Engelli çocuklarla ilgili olarak mesela. Şimdi bunlar bizim büyükelçilikteki hanımefendiler, bizim eşlerimiz. Onlar
Bu tip çalışmalarda Kızılay'la, Kırgız Kızılay'la çok yakın çalışıyorlar. Ama bize de ödev veriyorlar. Mesela şimdi özürlü, engelli, otistik çocuklarla ilgili olarak bir çalışma başlattılar. Türkiye'den twinning yapıyoruz. Bu da bir yumuşak güç. Geçtiğimiz sene içerisinde yaklaşık 20 değişik faaliyet gerçekleştirdiler. Parklar açtılar. Küçük poliklinikler açtılar. O fotoğrafı o yüzden verdim. Yani sadece devlet değil, Türkiye'den sivil toplum örgütleri de çok büyük yatırımlar yapıyorlar Kırgızistan'a. Bu da başka ülkelerden örnekler. Yani bunları arkadaşlar çok çoğaltabiliriz. Türkiye bu harcadığı paraları karşılığını ne alıyor? Kırgızistan'dan doğalgaz mı alıyor? Hayır. Kırgızistan'dan petrol mü alıyor? Hayır. Ne alıyoruz Kırgızistan'dan? Bütün bunları ne için yapıyoruz? Çünkü Kırgızistan bizim ata yurdumuz. Bu üniversiteyi biz burada niye kuruyoruz? Niye Kırgızistan'la birlikte hareket ediyoruz? Bütçesine niye bu kadar katkı veriyoruz? Niye sürdürüyoruz? Çünkü amacımız bizim burada sizlerle birlikte kalıcı olmak. Biz sizleri kardeş ve dost olarak görüyoruz. Ama aynı şekilde Somali'deki kardeşimizi de kardeş ve dost olarak görüyoruz. Sizlerin ayrıcalıklı bir yeriniz var. Çünkü aynı kökenden geliyoruz. Aynı kültürel yapıdan geliyoruz. Aynı etnik kökenden geliyoruz. Ama bizim için Somali'deki kardeşlerimiz de önemli. Onların da kalkınmasına yardımcı oluyoruz. Oradan da bir beklentimiz yok. Yani Birleşmiş Milletler'de bir oy almak için Somali'ye gidip de o kadar yardım yapmıyoruz. Amaç o değil. Amaç insani politika. Kalkınma politikasında hakikaten veren bir ülkeyiz. Onu göstermek için sizlerle de bu kadar vaktinizi aldım. Çok çok teşekkür edebilirsiniz. Sağ olun.